Müge Hanım, burada şöyle bir durum oldu. Benim evimi bile Sebile Yürüyün ağzına bakarak söktü, etti, buraya gelmesin. Sebile onu demiştir. %99 değil, %100 diyorum. Elimizi ayağımıza, ben karşı çıkıyorum ya, elimizi ayağımıza dolaşır diye evimin tablasını bile söktü babam. Yani ben depremzede de ev alacaktım. Gittik ağır hasar diye evimiz yıkılacaktı. Gittik hafif kusura çevirdi. Yani bunun ağzına bakarak işte alma, etme, eyleme gibisine şeyler olduğu için ben ne depremden bir evim olabiliyor. Yok. Ortada bir ev yok yani şimdi. Yani oraya gidiyorum. Zeytin bahçem var. Evin önünde bir dönüm. Zeki ablam bilir. Evet. Yaklaşık 6 aydan beri gitmiyorum. Zeytinlerim kurudu, fişne, ağaçlarım kurudu, elmalarım kurudu. Yani tek kendine görmeyeyim bir şey yaparım diye korkuyorum. Yani 4 çocuğum var sonuçta benim. Benden yani ne bileyim Allah kimseye düşünmesin bu duruma. Amin. Yani ben Allah'ıma sığındım çıktım buraya. Yani çoğu şeylerde eşim dahi buraya bana anlatmazdı. Çünkü ben dobur olduğum için çıkıyorum diyordum. Karşısına çıkıyordum. Öleceksem de öldüreceksem de çıkıp diyordum. Ben Büyümeyin mertçiyim. galiba, hani diyorsun ki annem vefat ettiğinde ben hiç bu kadar acı yaşamamıştım. Yani annemin vefatıyla acının ne demek olduğunu anladım. Aynen. Ama şimdi bir de böyle şüpheli bir şeylerden şüphe duyunca babanın anneni ya da babanın sevgilisinin anneni öldürmüş olabileceği ihtimali seni daha da yıktı anladığım Yıktı kadarıyla. yani düşünüyorum yani o fotoğraftan sonra lan diyorum al silahı git. Silah da aldım Müge Hanım. Al silahı git. Ava gidiyor gibi. Düşünme ama. Yani düşünüyorum. Yani çok psikolojik ben dengem bozuldu. En son 5 ay öncesine kadar buradan arkadaşım Gazi Sarı'ya diyorum. Allah razı olsun. Balığa beraber gittik. Suda anlattım kendimi. Balığa takıldım. Balığı hiç sevmem. Yemem. Ama balığı tuttum mu? Heyecanım gidiyor. Suya derdimi anlatıyorum. Yani Allah belalarını versin. Ahmet Yaman arkadaşım seninle en son gittik balık yakaladık. Yani suda derdimi anlatabiliyorum. Yani anlatacak kimsem bulamıyorum. Yani birine bir şey desem, Abdullah'a bir şey desem, Abdullah 10 tane katıyor. Yani o derecedeyim. Yani beni anlayan kimse yok. Ben eşime dahi derdimi fazla anlatmam. Çünkü içime kapanık biriyim. Böyle de olmak gerekiyor. Çünkü ben babamı çıksam vursaydım o gün veya o beni vursaydı. Yani dövüştüğümüzde, çene ettiğimizde, o fotoğrafları gördüğümüzde uzak durmayı tercih ettim. Çünkü beni bekleyen bir 4 çocuğum var. 4 tane çocuğum var. 4'ü de Allah okula gidiyor. bağışlasın. Allah bağışlasın. Sen hep onları düşüneceksin. Kendi canına da kıymet vereceksin. O çocukların içinde hep ayakta durmaya çalışıp onlara bakmaya devam edeceksin. Yani yarın işte bugün baban için konuştuklarımızı onlar yarın bir gün senin için konuşmasınlar diye sen onların Aynen. başında durmak zorundasın. Ama valla nereden nereye nasıl başladık nasıl bitirdik? Hani Bünyamin fotoğraf fotoğraf diyor. Arkadaşlarım size bazı fotoğraflarını gösterdiler Mehmet'le Sebil'in. Bilirsiniz hani mutfakta falan. Aa mutfakta da mı çekilmiş falan diye Nazlı şaştı ama bu fotoğrafların çok ötesi var. Yani neden o fotoğraflar çekilir? Neden çekilmiş? Anlamak mümkün değil. Mesela bu fotoğrafları da işte Yani 11 yaşındaki evdeki çocuğa çektirmişler. son 6 ayda olacak bir şey değil yani. Mehmet abinin ölümünden 6 ay sonra şantajla şuydu buydu cıplak fotoğraflarımı çekti diye hitapta bulunuyor ya. Tövbe yalan. Yani burada adalet yerini bulsun. Onda da varsa çeksin, onda da varsa çeksin. Yani burada gönül ilişkisi yani yaklaşık ben Abdullah'ı nasıl elleyebilirim arkadaşım? Senin gönül rızan olur. Doğru mu Abdullah? Ama ben karşılıklı olur yani. Ama burada ikisinin de karşılıklı diyaloğu olduğu için bu fotoğrafları üçüncü bir kişi çekiyor. Yani kendisi demesin ki zorla benim fotoğrafımı çekti. Ya burada bir zorlama Ben var mı? onu Deminki demiyorum fotoğrafı ki. versene Ahmet arkaya da. Niye bunu arkaya koyuyorsunuz? Normal verdiğiniz fotoğrafları verin. Şimdi deminki Ya. fotoğrafta yani burada zorlama ne kadar var? Hı. Burada zorlama olur mu dudak dudağa ağız ağza bakışıyor yani bunlar terbiyesiz. Ben bunları gördüm mü sinirlerim bozuyor. Onun için Müge Soyunup Hanım istemedim yani ortaya soyunmasın çıkıyor, diye. utanmıyor da abilerinden mi utanıyor? Onu göstermeye Ya bu utanmıyor, fotoğraflar ama abilerinden mi size diyorum ki utanıyor? hiçbir şey yani. Dünya Yan göreydi. yanayken. O çocuk öleceğine dünya göreydi seni. Ya ötekisinde de gayet bence gönüllü benim gördüğüm fotoğraflarda
görüntülü konuşurken soyunmuşlar. O da çekmiş yani kadının fotoğrafını. Yani o öyle gizli. Ben şöyle düşünmüştüm çünkü Sebile şöyle anlattı. Bana dedi biyoenerji yaparken beni soydu ve fotoğraflarımı çekti. Şimdi öyle de oluyor biliyorsunuz. Biz onu da gördük. Gerçekten gel seni iyi edeceğim deyip soyup yok gözünü kapatıp falan fotoğraf çekenler var. Biz burada işledik onları da. Ben öyle bir şey sandım. Ama o fotoğraflar öyle fotoğraflar değil. Zaten değil Mehmet yani, Yörük de şunu kabul ediyor. Beni ama Mustafa Samagan şunu kabul ediyor. Ben diyor hani kadınlara onu bunu yapıyorum. Ama diyor benim Sebile ile gönül ilişkim vardı. Yani o, ben, o nikah da kıymışlar. Ha şöyle nikah kıymışlar. Ben size o detayı vermedim. Bunlar gerçekten imam nikah kıymışlar ama imamsız kıymışlar. Sebile demiş ki Mustafa'ya ben seni kocam olarak kabul ediyorum. Mustafa da Sebile'ye demiş ki ben seni karım olarak kabul ediyorum. Hadi. Aldım verdim. Fatiha vermişlerdir. Kendilerine göre. Bir fatiha Allah kabul etsin. Gerçi hiç bence burada fatihanın yeri yok da. Onu yaparken Abdullah kardeşim evde miymiş acaba? Yok. Değildim ben. Değil miydin? Değildim. Ben yurttaydım. Yok yurttaydım ben. Anladım. Ama işte onlar nikah kıymışlar ama kendi aralarında kıymışlar. Mustafa Bey böyle anlatmış. Birilerinin de haberi vardır bence. Ben de öyle düşünüyorum. Birilerinin haberi var. Ya. Yok Mustafa Bey arkadaşlarımıza da anlatmış yani işte ben ona demiş karım olarak kabul ediyorum. O demiş ki kocam olarak kabul ediyorum. Evet. İşte o yüzden resmi nikah diye altını çize söylediğimiz bu ya. Zaten ben size kendi okuduğum kadarıyla söyleyeyim. Ben de okudum ayrıca. Ben dinler bilimi de üniversitede ama ders olarak öğrenci olarak söyleyebilirim. Zaten hani böyle bir İmam nikahı kıyıldığı zaman o dönemlerde, şimdi artık imam nikahının yerini biliyorsunuz belediye nikahı aldı. Evet. Ama o dönemde de kıyıldığında bunun imam nikahı dediğimiz, yani o imam nikahı diye bir şey yok aslında. Yani o dönemdeki nikahı, şimdi biz imam nikahı diyoruz, değil aslında. O dönemki nikahın anlamı şu, sen evet yani kadın olacak orada, kadının rızası olacak, erkeğin rızası olacak falan. Bir de etraf da bunu bilecek. Yani bunu duyuracaksın şahitlerle ve etrafa da duyuracaksın. Bunun da amacı ne? Sonra böyle bunların gibi ben seni karım olarak kabul ettim, ben seni kocam olarak kabul ettim dedim. Bir çocuk oldu, bir çocuk durumu oldu. Adam kabul etmedi mesela. Niye? Onun şartlarından birisi de etrafın duyması. Yani nikahın bilinirliği önemlidir. Yoksa sen onun dört masanın iki ayağını oradan koparıyorsun. Beraberliği resmileştirilmesi nikah aslında o. Tabii yarın bir gün hem tabii kadının hem de çocuğu, doğacak çocuğun haklarını savunmak için yapılan bir şey bu. Şimdi biz nasıl bunu kanunlarla yapıyoruz? O dönemde de öyle yani çok bir fark yok aslında bakacak olursanız. Bunu bilecek insanlar. Yoksa ben seni aldım, ben seni verdim. Ne öyle? Yani. Ama olur mu Rami Bey yani? Doğru. Şimdi onun bir anlamı yok ki yani. Kimi? Hayır bir de insan niye kendi kendini kandırsın ki böyle bir durumda efendim, yani? Normalde sizin de belirttiğiniz gibi aile büyükleri de orada olacak. Bir tane de mahallenin hocası, caminin imamı neyse ikisi. Aslında bunların hepsi şahit için yani. Veya tanıdığınız bir, yani Kur'an'ı bilen, okumayı bilen, nikah duasını bilen bir arkadaşı da davet etseniz olur. İlla imam olması da şart. Hayır, yaşıyorlarsa aile evet, fertlerinin de, annelerin, babaların da orada olması tercih ediliyor. Neden? Evet. İşte dediğim gibi, yani kadının ve doğacak çocuğun hakkını savunmak için. Yarın bir gün evet, adam, tabii, hayır o zaman DNA testi falan da yok. Adam derse ki bu çocuk benden değil, evet, o zaman aile büyükleri devreye girecek diyecek. Olur mu? Evlendiniz ya. İşte o nikahı kıyan da şahitler de, aile büyükleri de. Aslında her şey çocuk meselesinden dolayı kadını korumak üzere yapılıyor şeyler. Ama şimdi bunlar demişler ki ben seni karım olarak kabul ediyorum, sen beni kocam olarak kabul ediyorum, ben seni kocam evet, olarak kabul ediyorum. Evet. İyi, ondan sonra da... Ben dün... Ha? Müge abla... Öyle mi? Onu da onu biliyormuş. Söyle Nazlıcığım. Bu resimlerle ilgili dün Ahmet'le şu şey arka tarafta oturuyorduk. Ben ona hani sordum, dedim ki Ahmet dedim bu resimleri sen mi çektin? Abla dedi ben çektim ama dedi yanlış çektim diye de hatta dedi Mustafa dedi bana kızdı. Üzerime doğru yürüdü, düzgün çek dedi bana hatta bir tane tokat vurdu. Annem orada dedi kızmış ona. Kolundan tutup dışarıya atmış. Ya işte yarım saat sonra bir daha içeriye ya gelmiş ama. Bırak ne fotoğrafları yanlış çekiyor diye. Yanlış hani yanlış güzel çekmemiş o yüzden. Bir de Ahmet hakkında ben bir şey diyeyim. Ben bunu birkaç gün oldu öğreneli. Ahmet'in galiba yağlı şeyler yiyince midesinde sıkıntılar varmış. Burada savcımıza sesleniyorum. Bunun için ayrıyeten bir sağlık şeyi görmesini istiyorum. Biz kontrolden geçmesini istiyorum. Kardeşinin mi? Aynen. Yani götürün. Yağlı şeyler yiyince yani kızartma falan yiyince midesinden rahatsız oluyormuş. Sevda koydum adını.
sustum, içimde çığlığı üfürledim duasını.